Merhabalar, yüksel örgülere hoş geldiniz. Siyah bir bolero çalışması yaptım, uzun kollu. Çünkü giyecek olan kişi siyah olmasını istedi. Bunun çalışmasını tabii ki açık renk bir iple yapacağız. Şöyle deseni göstermeye çalışayım. Harika bir desen çalışması oldu gerçekten. Uzun kollu. Abiye olarak da kullanabilirsiniz. Bu yazlık bir ip, floş. Şöyle göstereyim. Çok dökümlü, floş, pamuk karışımı bir ip. Şerit iplerden. Tabii bu ipten olması illa gerekmiyor. Elinizde bulunan herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Kış için kullanmak isterseniz kış için olan kışlık ipleri kullanın. Yaz için böyle floşlu, pamuklu ipler kullanabilirsiniz. Spor kıyafeti de kullanabileceğiniz gibi abiye olarak da tabii iplik seçimine göre bu abiye bir bluz oldu ama aynı zamanda yazın da çok rahatlıkla gündüz kullanılabilir. Nasıl istiyorsanız yazın, kışın rengarenk birkaç tane ürün hatta. Çünkü güzel bir giysi tamamlayıcısı oluyor. Şimdi bunu nasıl örüyoruz? Tığ numarasını da göstereyim iplikten sonra. 7 numara 4 milim tığ kullandım. Şimdi bunu açık renk ipte örerek göstereyim. İpin içine pırıltılı, pullu, simli ipler de sarabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Daha ışıltılı, parıltılı boleролar olur. Bir de ölçüyü nasıl alıyoruz onu da hemen söyleyeyim. Önce kol uzunluğu ne kadar olsun ona karar vereceksiniz. Yani el üzerinde olabilir, daha dökümlü durabilir bilekten ya da daha yukarıdan. Önce ölçüyü belirliyoruz. Koltuk altına kadar ölçüyoruz. Ben bilekte örmek istedim. Bilekten koltuk altına kadar ölçtüm. 50 santim kadar. 50-51 santim kadar oldu. Aynı şekilde burası da ve iki koltuk arasında şöyle iki koltuk altı arasında şurası sırt bölümü şöyle omuzlar ve ense şu şekilde. Bunun ölçüsünü de alıyorsunuz göğüs ya da sırttan şöyle diğer koltuk altına kadar ölçüyorsunuz. Bu 40-42 santim kadar oldu. Yani bu ölçüyü elde ettikten sonra ölçü kadar zincir çekiyorsunuz ama bir 10 santim kadar da fazla çekin. Belki toplayabilir. Muhtemelen toplar. O yüzden hem zinciri başlarken gevşek çekeceğiz hem de 10 santim kadar da fazla çekeceğiz. Yani şöyle bir desen kadar daha fazla çekin. Bu örerken ufalabiliyor, kendini çekebiliyor örgü. Şimdi beyaz iple ben yeterli miktarda zincir çekiyorum. Bol bol, mümkün olduğu kadar bol zincir. Hatta yarım milim tığ daha kalın kullanabilirsiniz. İlk zincir çekmek için. Bitmiş haliyle 1,44 santim yani 1 metre 44 santim oldu. Siz de kendi ölçünüze göre yapacaksınız. 223 zincir üzerinden çalıştım. Tabii ki elden ele de fark ediyor. Kullanacağınız iple de alakalı. Şimdi zincirin üzerine modeli kurarak başlayalım. Bu belirlediğiniz ölçünün üzerine şöyle 3 tane zincir 1 2 3 4.'ye trabzan 13 tane trabzan örüyoruz. Sekiz,
9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. 2 zincir, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincire gene 13 tane trabzan. trabzan, 2 zincir, 13 trabzan, 2 zincir ve 13 trabzanla bitirdim. Siz de zinciriniz bitene kadar aynen bu şekilde örerek devam edeceksiniz ve 13 trabzanla bitireceksiniz. Benim örgümde biraz küçülme oldu. Çok az, fazla olmadı. Yani bir desen, tam ölçünüzden bir desen daha fazla öreceksiniz. Bu küçülmeyi de şöyle kol ağzına 2 sıra trabzan örecektim. 4 sıra ördüm. Yani 3 santim kadar bir koldan, 3 santim kadar diğer koldan, 6 santim kadar ilave etmiş oldum. O yüzden mutlaka bir desen fazlasını örün. Bu örgü kendini topluyor çünkü. Az da olsa topluyor. Şimdi 13 trabzanın üzerine bir üst sıraya çıkıyoruz. 3 zincir ve yanındaki ilmeğe bir trabzan. Bu zincir de bir trabzan oluyor. Yan yana 4 tane trabzan örüyoruz. İki zincir atlıyorum. Üçüncü ilmeğin içine zincir diyorum. Pardon, ilmek. Bir kere alıyorum, bekletiyorum. Doluyorum. Gene iki tane atlayıp üçüncü ilmeğin içine gene bir kere alıyorum ve hepsini birden alıyorum, topluyorum. İki zincir atlıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe trabzan. Şuradaki boşluğun üzerine gene iki zincir ve diğer trabzan grubunun ilkine bir trabzan. Şöyle siyahın üzerinde tutayım. Şuradaki boşluklar örgü bitene kadar devam edecek. Her bir boşluk aynen şurada da gözüküyor zaten. Şöyle örgü bitene kadar boşluklar devam ediyor. Şimdi gene 4 tane trabzan örüyoruz. Şuradaki deseni öreceğiz gene. 2 zincir. 2 tane atlıyoruz. 3. ilmeğe bir kere alıyorum. Doluyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3.'ye ve topluyorum. İki zincir atlıyorum. Son trabzanın üzerine şimdi şuradaki boşluğu da 2 zincir ve diğer trabzan grubunun ilkine bir trabzan. Gene 4 trabzan. İki zincir, iki ilmek atlıyorum, üçüncüye bekletiyorum, iki tane atlıyorum, üçüncüye ve hepsini topluyorum. İki zincir,
2 ilmek atlıyorum. Şuradaki zincirle çıktığımız trabzanın üzerine bir trabzan. Bir üst sıraya 3 zincirle çekip çıkıyorum. 1 2 3 zincir daha çekiyorum ve şurada birleştirdiğimiz noktaya biraz derinden batıyorum. Çok şöyle ilmekten değil, biraz şöyle ortadan derinden batıyorum. Bir sık iğne. Dört zincir. Trabzanın üzerine bir trabzan. Trabzanların üzerine dört tane daha trabzan. Şimdi aradaki şu boşluklar aynen devam ediyor. Şimdi buradaki işlemi tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle biraz şöyle ucun şuradan değil de şöyle biraz derinden batıyoruz. Ve bir sık iğne. 4 zincir. 4 trabzanın üzerine gene 4 tane trabzan. Gene 4 zincir. Aynen devam ediyoruz. Pardon, tabii ki önce şu boşluğu öreceğiz. Sonrasında 4 zincir. Şuraya bir sık iğne. Gene 4 zincir. Ve 4 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. Sıranın başına gene 4 trabzan ördüm. Şimdi gene 4 zincir devam ediyoruz. Gene şuradaki sık iğnenin şöyle hemen üzerine değil, birazcık derinden batıyoruz. Bir sık iğne. 4 zincir. Bir trabzan. Şu aradaki boşluğu örüyoruz. 2 zincir, 1 trabzan. Şimdi gene 4 zincir, pardon 4 trabzan. Dört zincir. Şöyle şunun içine batıyoruz biraz. Çok az derin batıyoruz. Gene 4 zincir. Boşluk. Ve de aynen devam ediyoruz. Bir üst sıra tekrardan şu gördüğümüz sırayı öreceğiz. Burada araya 2 zincir çekmiştik. Gene bu sefer trabzan arasında 2 zincir çekerek bir sıra üste çıkıyoruz. Sıra sonuna gene 4 zincir ve 1 2 3. zincire bir trabzan. Bir üst sıraya şimdi 1 2 3 trabzan için
2 tane de desen için çekiyoruz. 5 tane doluyorum. Gene sık iğnenin üzerine şöyle bir trabzan. 2 zincir, gene aynı yere bir trabzan. Şuradaki topladığımızı şimdi normal trabzan araya da 2 zincir çekerek deseni daha görünür hale getirdik. Araya 2 zincir, gene 4 trabzan. Boşluğu örüyoruz. Bu desen ne kadar örerseniz örün bu boşluklar devam ediyor. 2 zincir, sık iğnenin üzerine bir trabzan, araya 2 zincir ve aynı sık iğnenin üzerine bir trabzan daha. 2 zincir, devam ediyoruz. Sırayı tamamlayıp gene 4 trabzanla devam ediyorum. Ve trabzanları gene şuradaki gibi 13 trabzan yapıp bir boşluk 13 trabzan boşluk olarak devam edeceğiz. 4 trabzandan sonra boşluklara 2 tane trabzanların üzerine boşluğa gene 2 tane trabzana boşluğa ve trabzana. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki ve on üç. Şimdi şu ara desen aralarındaki boşluğu örüyoruz. 2 zincir ve bir trabzan. Gene devam ediyorum. Aynı burada ördüğüm gibi. 13 trabzan, bir boşluk ve 13 trabzanla tamamlıyorum. Şimdi 13 trabzanla sırayı bitirdim. Gene 4 trabzanla bir üst sıraya devam ediyorum. Aynen. Şuradaki deseni tekrar ediyoruz. 2 zincir şu sırayı. 2 zincir, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe bir kere alıyorum, bekletiyorum. Gene 2 tane atlayıp 3.'ye ve hepsini topluyorum. İki zincir, 2 tane atlıyorum. Aradaki boşluğu örüyorum. Gene 4 trabzan, 2 zincir ve aynen bu sırayı örerek devam ediyorum. Şimdi örgüyü şu deseni istediğimiz yükseklikte örüp tamamladık. Bu ölçü tamamen kol çevresi kadar olacak. Yani kolunuzun en kalın kısmını ölçüyorsunuz. O ölçüde örüyorsunuz bu deseni. Yani biraz bol öreyim, dökümlü olsun derseniz bu modelde pek iyi olmuyor. Yani kol çevreniz en kalın tarafı, en kalın yerinden ölçüp o ölçü üzerinden burayı devam ediyoruz.
Burada kaç desen örmüşüm? 1, 2, 3, 4 desen devam etmişim. Siz de kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Sonrasında kol için ne kadar santim ayırdıysanız bir işaret iğnesi takın ve kendi ipiyle çok ince ince dikin. Şöyle göstereyim. Şöyle katlıyoruz. 2'ye. Burada devam eden şu aralıklar var. Bakın iki desen arasında. Şu boşluklar var. Bunlar örgü bitene kadar devam ediyor. Katladığınızda şunları üst üste getirirseniz hiç dikişiniz kaymaz. Şöyle işaret iğneleri takarsınız. Çok muntazam birbirini takip eden desenler devam eder. Güzel bir dikiş olur. Aynı şekilde diğer kolda dikiyoruz. İki kol koltuk altı arası. Şurası. Az önce de gösterdim. Bir taraf arka. Şöyle. Burası da ense. Bol örmeyin dediğim gibi. Tam kol çevrenize kadar örün. Ve bittikten sonra denedim. Şurada biraz daha örgü bir kapatsın. Kapatırsa daha güzel olacağını düşündüm. İki sıra sık iğne ördüm bittikten sonra. Ama bunu yapmanız şart değil. Ben öyle olursa daha güzel olacak diye düşündüm. İki sıra trabzan ördüm. Gene kollara da küçüldüğü için örgü bunu telafi etmek açısından iki sıra değil dört sıra ördüm. Yani 3 santim kadar bir koldan 3 santim kadar bir koldan uzattım. Yani ölçüyü yakalamak açısından. Evet tamamı bu kadar. Kolay bir örgü. Rengarenk birkaç tanesini örüp yazın strapless elbiselerin, bluzların üzerine gerçekten güzel bir kurtarıcı, güzel bir detay oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.